Merhaba gençler kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle çanta yayınları kazanım soru bankası test 9'da dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet arkadaşlar hazırsak ilk sorumuza dersimize başlayalım. Kütleleri yukarıda verilen iki cisim eşit kolu terazinin kefelerine konulduğunda denge bozulmuştur. Yani eşitlik yok gençler. Bu bilgilere göre ifadelerden hangileri doğrudur diye soruyor. Şimdi gençler öncelikle birinci öncülle başlayalım. Bir numaralı kefeye gençler kırmızı cismin kütlesinin %25'i kadar daha ilave edilirse denge teraz dengelenir diyor. Gençler öncelikle kütleleri yazalım. Evet kırmızı olan 24 kilogram diğeri 30 kilogram. Kırmızının gençler yani sol kefeye yazacağımız e, ekleyeceğimiz değer gençler, kırmızının yani 24'ün %25'i 24'ün %25'ini bulmak için 25 bölü 100'e çarparsam, şöyle 1 bölü 4 olarak sadeleştiriyorum. 24'ü 4'e bölersem 6 kilogram eklemem gerekiyor. 24'ü 6 eklersem evet, 30 kilogram oluyor ve terazi denge haline geliyor. Demek ki birinci öncülümüz doğrudur. Şimdi i̇kinci öncüle bakalım bir numaralı kefeye Bir tane daha kırmızı cisim koyulup 2 numaralı kefeye yeşil cismin yüzde altmışı kadar daha kütle eklenirse terazi dengelenir diyor. Şimdi gençler bir numaralı kefeye bir tane daha kırmızı ekleyeceğim. Yani şöyle düşünelim 24 artı 24 olacak. Evet, bu eşit olacak diyor gençler. 2 numaralı kefeye yeşil cismin yüzde altmışı kadar ekleyeceğiz. Şimdi yeşil cisim gençler 30 kilogramdı. 30'un yüzde 60'ı 60 bölü yüzde çarparsam sıfırlar gider. 3 kere 6 18 kilogram ekleyeceğim. Evet 30'a 18 e ekleyeceğim. Bakalım eşitlik sağlanıyor mu? Evet buradan 48 eşittir 48. Bakın eşitliğin yine sağlandığını görüyorum. Demek ki ikinci öncülde doğru olur diyoruz. E geldik 3. öncüle gençler. 2 numaralı kefe yeşil cismin kütlesinin %20'si kadar bir kütle alınırsa gençler. Evet kefeden bu sefer de eksilteceğiz. O halde ben 30'un %20'sini hesap ediyorum. E, sıfırları atarsam 3 kere 2'den 6 kilogram eksiltmem gerekiyor. 30'dan 6'yı eksiltirsem bakın 24 kilogram sağda kalır. 24 kilogram da solda olduğu için yine eşitliğin sağlandığını görüyorum. Demek ki üçüncü öncül de doğrudur diyoruz. Buradan Denizli seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet devam ediyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. Murat Bey ve ailesi Karakök Tatil Köyü'ne 4 günlük tatil için gittiklerinde toplam kaç TL öder diyor. Şimdi gençler baktığımız zaman baba ve annenin yaşları 45 ile 44. Bunlar için herhangi bir indirim yok. O halde bunlara normal konaklama ücreti 150 lira ödemesi gerekir. Bu bir günlük ücret gençler. E, Duygu ile Cemre'ye baktığımız zaman gençler 17 yaşında 17 yaşa baktığımız zaman da %30 indirimli. %30 indirim gençler %70'i kadar ödenecek diyoruz. O halde 150'ni %70'ine hesap edelim. 150'yi 70 bölü yüzde çarparsam sıfırlar gider. 15 çarpı 7. E, Duygu ve Cemre'ye 105'er lira ödenmesi gerekir. Böyle alt alta yazalım. E sonunda toplayacağım gençler. Yavuz'a baktığım zaman 11 yaşında. 11 yaş gençler 7 ile 11 arası. %60 indirimli. Yani bunun da %40'ı ödenecek. 150'nin %40'ını bulalım. Sıfır ara attım. 15 çarpı 4'ten 60 TL ödenecek diyoruz. Selim gençler 5 yaşında bakın 5 yaş 0-6 yaş arası ücretsiz olduğu için Buraya herhangi bir ücret vermeyeceğiz. O halde ben bunları toplarsam bir günlük ücretini bulacağım. 5, 5 daha 10 elde var. 1 5, 10, 16 bir de elde 17 elde var. 1 1, 2, 3, 4 bir de elde 5. 570 lira. Gençler bu bir günlük. 4 günlük ücreti bulabilmek için 570 ile 4'ü çarpıyorum. Evet, 4 kere 0 0 4 kere 7 28 elde var 2 4 kere 5 20 2 daha 22 2280 TL olur. Ödenmesi gereken ücret diyoruz. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Yukarıda bir mağazanın ürünlerinden elde ettiği paranın dağılımı ve personeli yapmış olduğu kampanya bilgisi verilmiştir. Bu mağazada 750 TL'lik satış yapan bir satış temsilcisi bu satıştan elde ettiği gelirin kaç TL'sini alır diye soruyor. Yaşta satış personeline normalde %10 veriliyor. Bir de kampanyamız var. 600 TL ve üzerinde ise evet, satış bedelinin %8'i kadar ekstra komisyon veriliyor. O halde %10 normalde veriliyordu. Bir de ekstra olarak %8 veriliyor. Yani %18'i kadar ücret alması gerekiyor. O halde ben 750'nin %18'ini hesap etmek için 18 bölü yüzde çarparız. Şöyle sıfırları attım. 18 ile 10'u 2'ye böldüm 5. 2'ye böldüm 9. 75'i gençler 5'e böldüm 15. 15 çarpı 9. 135 TL ücret alınması gerekir diyoruz. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz gençler. Evet 135 TL ne yapar gençler? Ee, prim alır veya gelir elde eder diyelim. Evet. Dördüncü soruya geldik gençler. Bir markette yapılan alışveriş miktarına göre satış fiyatı 25 TL olan şöyle altını çizelim bir paket çaydaki indirim oranları verilmiştir. Bu markette yapılan 125 TL değerindeki alışveriş sonrası 75 TL'ye geçtiği için gençler. Evet arkadaşlar burada Nereden başlayayım? En sağdan başlayacağım. 125'ten gençleri 75 çıkartırsak yani şöyle diyelim öncelikle 75'i geçtiği için gençler önce %40 indirimli alıyor ve daha sonra gençler artan yani alışveriş tutarı 125'ten 75'i çıkarıyor bakın 50 TL'lik kısımda yüzde 27'den geldiği için ikinci çayı da ikinci indirimden faydalanarak %20'li indirimli alıyor. E burada ne yapacağız gençler? Tersten başlayarak birinci duruma doğru ilerlememiz gerekiyor. Bu markette 180 TL değerinde alışveriş yapıp kampanyadaki çaylardan 3 paket alan bir kişinin toplam ödeyeceği tutar kaçtır olmuştur diye soruyor. Gençler öncelikle 180 zaten 75'ten fazla olduğu için arkadaşlar birinci çayı %40 indirimli yani %60'ını ödeyerek alacağız. O halde birinci çay diyorum. Normal ücreti 25 liraydı. Onu %60'ını ödersem şöyle 20'ye böldüm. 3 20'ye böldüm. 5 5'e böldüm. 1 5'e böldüm. 5 evet, 5 kere 3 15 TL ödeyecek birinci çay için. Gençler 180'den 75'i çıkartırsam burada 75 ve üzerine kullandığım için gençler Geriye 105 lira kalıyor. Bu 105 de yine dikkat ederseniz 75'ten fazla. Bunu da yine ne yapacağız gençler? %40 indirimle yani %60'ını alacağız. O halde ikinci çayı da yine 15 TL'ye alması gerekir diyoruz. E ne yaptık gençler? İkinci 75'in üzerine kullandık. 105'ten tekrar 75'i çıkarıyorum. İki kere 75 ve üzerine kullandık. Geriye 30 lira kaldı gençler. 30 liralık indirim gençler birinci pakette birinci kampanyaya girer. Yani 25 ile 49 arası olduğu için burada da %10 indirimli alacak. Yani %90'la alacak. O halde buradan da gençler 3. çay diyorum. Normalde 25 liraydı. Bunun %90'ı evet şöyle sıfırlar gider. 25 ile Şöyle yapalım gençler. Onunla sadeleştirmeyelim. 25 ile 9'u çarparsak 225 bölü 10 olur. 225 bölü 10 da 22,5 TL olur. Diyoruz. Şimdi gençler toplamda ne ödeyeceğiz? Bakın birinci, ikinci, üçüncü ayların ücretini öğrendim. Normal alışveriş için 180 lira dedik. Daha sonra 15 lira ilk çay. ikinci çay 15 lira. Üçüncü çayda 22,5 lira. Bunlar şöyle sıfırları tamamlayalım. 5 virgül 5, 10, 12 elde var. 1, 8, 10, 11, 12, 1 de elde 13 elde var. 1, 1, 1 de elde 2. Evet 232 tam onda 5 TL öder diyoruz. Evet bunu da gençler nerede görüyorum? Bakın denizli seçeneğinde şöyle sıfırı eklersem denizli seçeneği doğru yanıt olur diyorum. Evet gençler devam edelim. Bir sonraki sorumuza bakalım. Yukarıda bir otelin tatil fırsatı ile ilgili fiyat ve indirim bilgileri verilmiştir. Tabloya göre Emre Bey'in tatil fırsatında Nisan ayında ödeyecek günlük ücret kaç liradır diye soruyor. Evet. Artı indirimler gençler indirimli fiyat üzerinden uygulanır diye de söylüyor. Gençler öncelikle kişi başı gecelik ücret gençler 150 lira. Baktığımız zaman yaş gruplarına gençler Emre ile e, Nermin Hanım girmiyor. O halde bunlara 150 lira ödemesi gerekir. E, bukete baktığımız zaman 10 yaşında 10 yaş gençler 5 ile 12 arasında %40 indirim demek %60'ını ödeyeceğiz demektir. O halde 150'nin %60'ı şöyle sıfırlar giderse 90 TL ödenmesi gerekir. Buket için diyoruz. Tahir gençler 4 yaşında 05 arası ücretsizdi. O halde buraya ücret ödemeyeceğiz. Bunları toplayacak olursam 390 TL normal ücret gençler. Normal indirimli e, ekstra özel indirimli olmayan ücret gençler. Peki bir de arkadaşlar Nisan ayında aldığı için 390 üzerinden bir de %20 indirim yapacağız. Böyle diyebiliriz istersek. %20 indirimde %80'e eşittir. Yani ben 390'ın %80'ini hesap edeceğim diyorum. Buradan sıfırları sağa değiştirsem 39 ile 8 çarparsak 8 kere 9 72 elde var 7. 8 kere 3 24 7 daha 31. Evet 312 TL olur. Bir günlük ücret diyoruz. Ve A seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet devam edelim. Evet, 6. soruda aşağıda 3 kampanya ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu kampanyalarda bir üründe yapılan indirim yüzdeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Gençler burada mantığımız şu arkadaşlar. Aldığımız toplam ürünü paydaya yazıyorum. Toplamını pay kısmına da gençler indirim miktarını yazıyorum. Yani ücretsiz aldığım indirim miktarı diyelim. Birinci öncüle baktığımız zaman 4 kalem alana 1 kalem bedava gençler. Yani 4 tane kalem aldığımız zaman 1 tane de ücretsiz veriliyor. Aslında 5 kalem alıyorum. Buradan gençler 1 tane kalem bedava verildiği için pay kısmına 1 yazıyorum. Bunu yüzdeye çevirmek için 20 ile genişletirsem %21 indirim yapıldığını görüyorum. İkinci öncüle bakalım. 4 tane silgi alıyor. 3 tanesinin parasını ödüyor gençler. Yani 1 tanesini bedavaya alıyor. Toplam alınan 4 tane, elimize geçen 4 tane, 1 tanesini ödemedik. Yani 4'te 1 bunu da 25'te genişletirsem %25 indirim var diyelim. Evet 3. öncüle baktığımız zaman her şey yarı fiyatına gelmişler. Zaten yarım demek %50 demektir diyoruz. Baktığımız zaman yüzde %20, %25 ve yüzde %50 A seçeneğinde doğru yanıt olur diyoruz. Evet sevgili gençler bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.